Ben bu yola Yüce Allah'la geldim. Yüce Allah'la birlikte bitiririm. Hiç kimseden korkum yok. Yapmış olduğun yanlışlarına hesabını nasıl Allah'a verecek kıyamet gününde? İki elin yakanıza yapışacak. Hem Yüce Allah, Efendimiz Aleyhisselam hem bir daha bizzat bir olarak çalışsın. Dahi bir topluluk yola koyuldu. Küfürle anlaşıp meydan okudu. Bir yiğit Ammar gibi karşı durunca belanları kaçtı, duramaz oldu. Bir yiğit Ammar gibi tek başıma da olsa kimseden korkmuyorum. Benim anayasam Kur'an, önderim Hazreti Muhammed. Her şeyin bu dünyada ve ahirette bir hesabı var, bir vakti ve zamanı var. Ya buradaydı, buranın kime zararı vardı Allah için ya? Kim var? Burada bu kadar insan var, kim ondan incinmişti? Hiç kimse incinmemişti ya. Dükkandan çıkarken değil, evine giderken değil, namaz esnasında. Dayı oğlum nasıl geçirdi? Allah oğlum, gariban diyor. Hazreti Ebubekir'in mübarek kölesi şehit olduğu zaman zahiri olarak, yani öldürülen kaybeder. Ama Hazreti Ebubekir'in mübarek kölesi ne dedi? Ben kazandım. Şehadet asla murada ermektir. Şahit bir kerecik görür ama şehit sürekli görür. Şehadet aslında bir zaferdir tüm nesillere ve çağlara. Güller izakumdan zehir. Ey münafıklar, yapın yapın, yapacağınızı yapın. Yüce Allah sizi mutlak görüyor. Resulü ve müminler de sizi bile bir kalp görüyor. Yapın, hasam günü var. Biri gider kanı kalkıp coşunca açığa çıktı şeytani yüzleri. Bir yiğidin kanı kalkıp coşunca açığa çıktı şeytani yüzleri. Yani Ramazan Hoca çok kıymetli bir ilmi, güçlü olan bir insandı. Takip ettiğimiz bir hocaydı. Çok düzgün bir insandı. Belli ki İnanç sahibi olmayan insanları rahatsız etti. Din istismarı yapan insanları rahatsız etti ki onu katlettiler. Ya bütün dünya senin olsun, iman benim olsun ya. Keşke Allah bana tek imanı verseydi, hepsine para verseydi ya. İman daha iyiydi. Ne böyle bu dünyaya? İki lokma yesen de gidiyorsun. Din tüccarlığını da sevmem. Uyarıcılar asla dinle geçirmez.